Aşk bazen birisi için çok fedakarlık yapmaktır bence. Öyle düşünün değil mi? Sence? Bence tarifsiz bir duygu diyebilirim. Merhaba, ben Zafer Sönmez. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi, Konaklar Mahallesi, Deniz. Ben Ayşe Sönmez. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdum. Fakat işte 5 yaşlarında falan Eskişehir'e yerleşti ailem. Gittikten sonra memlekette hiç gelmedik gibi bir şey. Yani orada işte turizm otelciliği okudum, çalıştım. Daha sonra işte eşimle tanıştık. Evlendik. Beğendin hayatım. Mi? Muğlama güzel olmuş mu? Muhteşem olmuş. Biraz böyle her şey çok güzel. Teşekkür ediyorum. Uzun yıllar şehirlerde, gurbette, inşaat firmasında çalışıyordum. Ama eşimin içinde hep bir köy özlemi vardı. Köyüme dönmek istedim. Çünkü çocukluğumdaki anılar, yaşamış olduğumuz hatıralar hep gözümün önündeydi. Hep buranın özlemiyle yaşıyordum. Çünkü çok huzurluyduk. Zor günlerdi, zor hayattı ama mutluyduk, huzurluyduk. O huzuru, o mutluluğu, o doğal hayatı arıyordum. Ama ben işte köy hayatını bilmediğim için bana biraz uzak geliyordu. Bir yandan da işte anlattıkları hoşuma da gidiyordu. Artık şehrin şeyinden sıkılmıştım. Eşim sürekli dışarıda şantiyelerde çalışıyordu ve ben çocuklarla yalnız kalıyordum. Orada hep birlikte oluruz dedi. Size daha çok zaman ayırırım falan dedi. Bu özlemle en sonunda eşimle konuşarak ikna ettim ve 2007'de memleketimize geri döndük. Kuşların sesini duyuyorsun değil mi? Huzur veriyor. Kuşlar sesini duyunca diyorum ki iyi ki gelmişiz. Sadece o mu? Yani. Vah vah. Tabii köye geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Sıfırdan hayata başlamış olduk. Çocuklar hep büyük şehirlerde alışmıştı. Onlar için çok zor oldu. İşte okula gidip gelip bazen saatlerce ağlıyordu büyük kızım. Eğitim Ardeşen ilçesinde daha iyi olduğunu işte araştırdık, bulduk. Benim ve eşim için en önemli şeyimiz oydu yani. Buraya geldikten sonraki zaman içinde tabii ilk düzenimizi kurabilmemiz bizim için bayağı bir zor olmuştu. Çünkü uzun yıllar ben gurbetteydim ve bahçelerimiz, bağlarımız bakımsız kalmıştı. Eşimin de zaten köy hayatında çok fazla bir geçmişi yoktu. İşte arıcılıkla başladık. Çay bahçelerimizin bakımını yapıp çayımızı topladık. Arabayla insanları dağlarda gezdirerek öyle. Ben de dedim ki düşündüm ben de kendi yapabildiğim şeyleri yapayım işte. Ve usta öğretici olarak beni halk eğitimde işe aldılar. Dedim ki yazın başka bir şey yapmalıyım, turizmle ilgili bir şey yapabilirim diye düşündüm. Önce birisinin yanında çalıştım. Bir sene sonra da işte bir kafe açtım ve gelen turlara yemek veriyordum. Artık hayatımız böyle düzene girmeye başlamıştı. İlk 5 senesi çok zor geçti. O sırada çocuklar üniversiteyi falan kazandı. Gittiler. Bu da bizi artık rahatlattı bir anlamda. Bu arada köyümüzdeki düzenimizi kurduktan sonra yani çocukluğumuzun geçirmiş olduğumuz yaylamızı da şenlendirmek istedik. Çay mı getirdin? Evet ya. Günün yorgunluğunu birer bardak çayla atalım. Ne yaptın? Odun işi bitti mi senin? Onları yardım. Bir aylık odunu yardım hazır. Tamam. Bir aylık yapabildin mi? Dağlar dumanlandı. Oo, yine sağlık. Teşekkür ederim. Bayağı iyi dem aldı değil mi? Süper. Hayvanları ahıra koymadan gitme de. Süt işi var ya ben yapamıyorum onları. Tamam. Onları şey yap, hallettikten sonra git. Bir daha onlarla uğraşamayacağım.
mali kara damlalar onu yarda seve seve. Kızlar bağlar peştemale, seve seveni alır düğüne derrahalle. Hem yayla daha keyifli bir yer, hani daha güzel. Çıktık evimizi işte, burada eşim el becerisi çok fazla onun, işte yaptı yerimizi. Yazları işte hayvanlarımızı alıp yaylamıza çıktık. Kışlık katığımızı, yağımızı, peynirimizi yaptık. Aynı zamanda tabii ki yağ peynir sattık, süt sattık. Sonra işte insanlar bize sürekli geldikleri zaman, "Aa, burası ev mi? Biz de hani ücrete de kalabilir miyiz? Biz kalmak istiyoruz." gibi böyle isteklerde bulundular. Biz de bir taraftan hem hayvanlarımıza baktık, bir taraftan hem gelen misafirlere ağırlamaya çalıştık. Güzel bir iletişim sağladık. Aslında ilk bu işe başlamadan önce ben çok tereddüt ettim. Sonra eşim dedi ki, "Niye yapamayasın? Hani sen bu işin okumuşsun, çalışmışsın." Ondan bir güç aldım. Hani evet yapabilirim diye kendime güvenim geldi tekrar. O konuda yani eşimin çok büyük bir desteği var. Bana arkadaşlarım şey diyor, "Ayşe, orada işte gittin, sıkılmıyor musun?" Ama asıl öyle değil. Doğanın içinde yaşamak o kadar zevkli bir şey ki. Misafirlerimiz geliyor bazen, işte onlarla eşim tulum çalıyor. Biz birlikte eğleniyoruz grup olarak falan, böyle hani normal bir dışarıdaki eğlendiğinden çok çok daha güzel oluyor. Yani insanların o coşkusunu görseniz, böyle hani keşke ben de orada olayım falan dersiniz. Şehir hayatında hiçbir şey özlemiyorum. Yani bu doğal hayatı, doğal tabiatı, tabiatta yaşamayı, nefes almayı daha çok seviyorum. Yeterli benim için. Ben tabii bir kadın olarak büyük şehirlerdeki AVM'lerde dolaşmayı özlüyorum. Alışveriş yapmayı deliriyorum. Hayat kırıklığı yapıyorsun. Çocuklarımız şehirde, Ankara'da yaşıyor. Onları özlüyorum. Her sene gidip onları ziyaret ediyorum. Hani bir eksikleri var mı bir görelim falan diye. İnanın yani 15 gün falan kalınca sıkılıyorum. Sanki hiç daha önceden bir şehir hayatım olmamış. Bir an önce geri dönmek istiyorum yani. O kadar alıştım yani. O kadar güzel ve doğa, insan hakikaten büyülüyor yani. Bu havada sakin bir hayat insana huzur veriyor. Seni böyle severken, seni böyle severken sonunu düşünmedim, sonunu düşünmedim. Yağmur yağıyor, ayrı bir güzel. Duman geliyor. Yani bir günün içinde dört mevsimi yaşıyorsunuz bazen. Çocukluğumuz bu dağlarda, bu güzelim dağlarda babaannemizle birlikte geçti. Onlarla büyüdük, buralarda büyüdük. Müthiş anılarımız var, unutulmaz. Yani çocukluğumuzu doya doya yaşadık. Bundan sonra da ihtiyarlığımızı doya doya yaşamaya çalışırız inşallah. Eşimle bu dağlarda yaşamak bana huzur veriyor. İyi ki gelmişiz. İyi ki buradayız. Bu dağlarda yaşamış olduğum, çocukluğumdaki yaşamış olduğum o güzellikleri tekrar yaşamaya başladım. Çok çok mutluyum.